Sizi kaybettim sandım ha. Bir başıma kaldım sandım. Sesler bu taraftan geliyor. Hadi gidelim. Bu taraftalar. Koşun. Bizim çocuklar. Sesler bu taraftan geliyor. Nasıl oluyor ya? Sesler buradan geliyordu. 2 dakikada nereye kayboldu bu? Olağanüstü güçleri varsa 2 dakikada neler yapar neler. Olabilir mi böyle bir şey? Lütfen olmasın. Dağılıp etrafa bakalım. Yani belki bir iz falan buluruz. Bence o kadar da dağılmayalım. Hı. Arkadaşlar zihkir bu. Bu da demek oluyor ki burada bir kemankeş vardı. Arkadaşlar şuna bakın. Bu ağaç. Evet, bu ağaç Toskopar'ın İskender'in zihkirindeki ağaç. Tam olarak aynısı değil. Orada hilal de vardı. O da doğru. Ama ağaç bu. Asya'da hemen gaza geldi ha. Arkadaşlar okçu yok. Ama eğer acele edersek seçmelere hala yetişme şansımız var. Zikir sonra düşünürüz. Hadi. Bizim bisikletleri de vurmadıysa yetişiriz. Koşun. Hadi. Ya Salih, biz niye saklandık çocuklarda? Ya nasıl olsa bir yolunu bulup geri gideceğiz. Şimdi karşılarına çıkıp biz geri gidiyoruz deyip üzmeyelim çocukları. Doğru söylüyorsun. Sonuçta geri döneceğiz. İnşallah. Hadi gidelim. Yok. Zinhar gidemezdik. Zira zihkirim meleklerde kaldı. Atamdan yadigardır. Almam lazım. İskender. Bak. Önce bir eve gidelim. Geri nasıl gideceğimizi düşünelim. Sonra zihkiri alacağız. Söz. Hadi.
bisikletle mi getirdin? Daha hızlı olur diye düşündüm. Gördüğünüz gibi herkese ve her şeye rağmen hala buradayız. Toz kaparan, toz kaparan. Var mı ondan uzatan? Yok. Fark etmez. Atışlarda hakkınızdan geliriz bebekler. Oo, geç kaldınız. Savaş Hoca çoktan çıktı. Ama izlemek için sizi seçmenizden daha eğlenceli bir şey var. Gıt gıt gıdak, yaygaranın yumurtaları sıcak. Aa! Kim çekti bu videoyu, kim? Biz değil ama çekenin eline emeğine sağlık. Duymuyor musun? Verecek bir cevabın yok çünkü, öyle değil mi? Sorumu sordun be kadın. Ya sus, sus, hiçbir şey söyleme bana. Ne demek? Konuşuyoruz ya burada. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü yine kandıracaksın beni. Hayır, 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 beni karıştırıyorsun galiba. Ben hiç kimseyi kandırmadım. Alçak, namussuz adam. Doğru, siz beni tanıyorsunuz. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Ha? Bu adam kim? Nereden çıktı bu adam? Kadını çağır, kadını. Ne bakıyorsun öyle? Ne bakıyorsun? Cihangir'im. Uyandın mı anasının kuzusu? Sen nereden çıktın ha? Sen o kutudan mı çıktın ha? O kadının arkadaşı mısın? Yok yavrum, mutfaktan geldim şimdi Cihangir'im. Adımı da biliyor. Ha benim canım oğul. Ana evladının adını unutur mu hiç? Her bir şeyi unuturum da onu unutma. Oğlu sanıyor, oğlu sanıyor. Tanrım sana şükürler olsun. Çok şanslısın oğlum Giovanni. Mamma mia. Mama anam. Ama sen beni unutmuşsun. Vay başıma gelenler. Yoksa kafana vurduğumda hafızanı mı kaybettin sen? Hemen rüyaya diyeyim de. Gelsin doktor getirsin, doktor. Dur hele, rüya mı? Doktor ne ya? Gelmesin kimse. Kafana bakacak yavrum, iyi edecek seni. Ha hekim, hekime gerek yok. Gerek yok hekim, yok yok. Yok iyiyim, bunak kadın. Hekime gerek yok dedik. Her şeye inanan kadın orada mısın? Ben Giovanni, Cihangir değilim aslında. Sen de mi özel görevdesin? He? Doktor, ne oluyor sana? Bozuluyor musun yoksa? Aa! Makbule teyze. Efendim Makbule teyzeciğim? Rüya, kızım, oğlum geldi. Ne? Nasıl yani? Basmaya geldi işte. Cihangir eve döndü Rüya. Ay çok sevindim Makbule teyzeciğim. Gözümüz aydın. Öyle, öyle de. Oğlan hafızasını kaybetmiş Rüya. Hafızasını mı kaybetmiş? Evi nasıl bulmuş? Bilmem, Allah yardım etmiş işte. Neyse tamam Makbule teyzeciğim, ben okuldan çıkınca geleceğim, konuşuruz. Ben de onun için telefon ettim zaten kızım. Bekliyorum, gel. Oğlan geldi ama kafa gidi. Geldi ya Makbule teyze, önemli olan o. Doğru. Doğru kız. Rabbime şükürler olsun. Çok sevindim. Çok öpüyorum ellerinden. Hadi oldu kız. Bekliyorum. Yahu çocuk kayıp, çocuk. Çocuk mu? Sizin çocuğunuz mu? Eşkal nedir çocuğun? Bir fotoğrafı var mı? Polise haber verdiniz mi? Acaba o çocuk da geri geldi mi ya?
İskender. Bir okçuya bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama... bugün de çalışmasan olmaz mı? Zinhar olmaz ağam. Tekkede hangi rahleyi tedrisattan geçtikse... aynını takip etmek gerekir. Fikra'mız da geldi. İskender, sana yeni urbalar aldım. Bak, bir de buna bak, bak, bak. Ne kadar güzeller değil mi? Hiç lüzumu yoktur ağam. Zira bugün yarın giderim. Hayırdır usta? Niye bu kadar gerginsin? Asıl sorulması gereken soru şu. Sen nasıl bu kadar rahatsın? Benim biri görecek diye ödüm patlıyor. Sen gidip alışveriş yapıyorsun. Hem sen düşündün mü? İskender'in dönemine nasıl döneceğiz? Düşündüm. Dönemiyoruz. Nasıl yani? İskender, dur! İskender, dur! İskender, os, dur! bakmayın onu böyle tek elle kaldırdığına ya. Bu çok hafif bir şey bu, hafif. Ben bile tek elimle kaldırabilirim bunu, bak. Aa, bugün zihkerimi alır mıyız veletlerden? Bir yolunu buluruz. Geç bakalım. Hafif. Çoğuna gel hafif. Bütün gece bu zikri düşünüp durdum. Ağaç aynı ağaç ama hilal yok. Neden acaba? Kafayı yiyeceğim ya. Zikir zikire benzer Asya. Ben asıl o videoyu kime yüklediğini düşünüyorum. Ya kimse kim. Sonuçta onlara hak ettiği cezayı vermiş. Bence bir alkış hak ediyor. Baksanıza bizimkilerin bisikletleri de yok ortada. Hayalet keman keç pestiline çıkardı bisikletlerin. Şak şak şak. Tam isabet. Tekerlekler patates. Yaptırmışlar bisikletleri. Tabii para bol. Aa! İyi misin Asya? Değilim Elif. Çok sinirliyim. Yaygara'nın bisikletleri yapıldı diye mi? Hayır be. Bana ne onların bisikletlerinden? Ben bu zihkirin gizemini çözemedim diye sinirliyim. Uf, Hilal niye yok ya? Niye? Takıldı oraya ya. Hadi gidelim. Bu zihkirin toz koparan İskender'le kesin bir ilgisi var bak. Kesin. Bu videoyu çekip bizi rezil edene hemen bulacaksın Ayberk. Mavi Ay yapmıştır. Bu dediğin... okulda benden daha güzel birinin olması kadar imkansız bebeğim. Mavi Ay o sırada bağlıydı.
Videonun çekim açısıyla okların geldiği yer farklı olsa da bir şekilde bunu o okçunun yaptığını düşünüyorum. Hayalet olduğu için olabilir. Her kimse mavi tavukları koruyan biri olduğu kesin. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Ay! Sinirden yüzüm kırışacak ya. Videolarımın dislike, like'larını geçse bu kadar rezil olamazdım yani. Ağlama Duygu. Bizimle dalga geçenler hayalet okçuyu görseler sanki korkmayacaklardı. Harika bir fikir bu. Gerçekten korkunç bir şeyden kaçana ne denir? Korkak denmez. Dense dense ancak akıllı denir. Harika bir plan. Plan nedir? Plan şu. Duygu, sen bir video çekeceksin. Başımıza gelen korkunç olaydan herkese bahsedeceksin. Tabii ilginç detaylar da dahil. Siz ikiniz de kulaktan kulağa yayılması için hikayeyi herkese anlatacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tüm gerçekleri anlatacağım. Hem de en korkunç gerçekleri. Evet, korkup kaçmış olabiliriz. Siz şimdi bizimle dalga geçiyorsunuz ama bizim yerimizde olsanız siz ne yapardınız acaba bebeklerim? Kaçmayıp onun ateş saçan gözlerine bakabilir miydiniz? Gözlerinin tamamı kıpkırmızıydı. Pazuları kafam kadar büyüktü. Eğer onu çekebilseydim net 5 milyon izlenmesi vardı. Çok korkunç biriydi. Anlatamam. Elektrik he mi? Kurban oldum vallahi işine bak. İskender. Ne yapıyorsun? Aa, parmağımın ucuyla bir defa dokundum ama sanki 10.000 tane kandil yaktım. Bir sürü ateş böceği var gibi. Aşırı büyüktü. Çok korktuk. Ayakları yere değmiyordu. Havada süzülüyordu. İşte aynen böyle. Tamam abartma, indir. Artı 4 kolu 4 bacağı vardı. Yoksa hem okları atıp hem videoyu nasıl çekecek? Korkunç biriydi, korkunç. Şimdi gidip bunu başkalarına anlatın. Çok dikkatli olun. Bugün bize, yarın size. O çok vahşi biri. Korkma, korkma İskender. Dokun. Isırmaz seni. Dokun, dokun. Hadi yeter bu kadar eğlendiğiniz. Fişleri çalışın. Salih Han doğru söyler İskender. Bu kadar teneffüs yeter. Hadi şimdi derse başlayalım. Bak. Senin için ne hazırladım? Burada yazanların aynısından burada da var. Bunlara fiş denir. Bak, burada ne yazıyor? Ne yazıyor burada? Ali Atabak. Aferin sana İskender. Hayatımda ilk defa senin kadar hızlı öğrenen bir çocukla karşılaşıyorum yahu. Daha alfabeyi yeni söktün. Maşallah. Maşallah. Biz medresede az mürekkep yalamadık ha. En nihayetinde pek muhterem hocalardan ders aldık. Gel bak ne göstereceğim.
Bak, buna selfie derler. Bana gelince... herkesin ödünü patlatan o korkunç hayalet okçuyu bulup... yeniden kahraman olacağım. Hadi gidelim. Ya Samoyedik gidiyoruz ama onu aynı yerde bulabileceğimize emin misin? Ya en azından denemeliyiz. Bu işin peşini bırakamayız. Bu iş kesin toz koparan İskender'le ilgili. Gelenlere bakın. Ne oldu? Utancınızdan okulda takılamıyor musunuz? Biz sizin gibi boş boş duramayız. Daha gidip hayalet okçuyu yakalayacağız. Onlar da keman kişinin peşinde. Tabii akılları sıra çizilen karizmalarını tamir edecekler. Arkadaşlar koşun, meydan onları bırakamayız. Koşun, hızlı hadi. Çıkartın. Aa. Çocuklar, hayırdır ne bu telaş? Acelemiz var hocam. Ben de size bir şey danışacaktım da. Evet hocam, buyurun nedir? Dün biriyle karşılaştım, oğlu kayıpmış. Bizim Muhit'ten değil, olsa tanırdım zaten. Belki dedim sizin oralardandır. Çocuğunu kaybetmiş birini duydunuz mu hiç? Şey, adı neydi öğretmenim? Neydi adı ya? Hay Allah, şu an adını hatırlayamadım ama şu boylarda. Beyaz saçlı, sakallı biriydi. Hocam siz aklınıza gelince mesaj atın bize. Biz şimdi hatırlayamadık. İyi günler. İyi günler, bay bay. Aynen hocam, görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın hocam, yardımcı olamadık ama. Tamam tamam, sorun yok. Hadi sen de git. Salih. Salih canı. Hadi bakalım Tortor. Senle Makbule teyzeye gidiyoruz. Şu kadın gelmeden benim kaçmam lazım. Ama nasıl? Bir de hekim çıktı başıma. Perfetto. Roman Giovanni. Akıllı adamsın ha. Mükemmel. Niye ayaklandın oğlum? Senin dinlenmen lazım. Geç çabuk içeri, geç. Ekmek bitmiş anne. Gidip ekmek alayım diyorum ha. Nasıl biter? Daha dün iki ekmek aldıydım. İkisini de yedim ben. Hem de hala açım. Ben gideyim de alıp geleyim. Yok. Sen bu şaşkoloz kafandan kaybolursun şimdi. Allah korusun. Ben gider alırım. Sen git tabii, olur. Değirmenciye benden selam söyle. Git de ben de yalnız başıma kalayım. De açıyor. Tavukçu kadın. Gitmiş. Nereye oğlum? Nereye şeye? Ben seni bu halinle bir yere bırakamam. İyice aptal olmuşsun. Sen rüya gelene kadar bir yere gitmek yok. Doktora gideceğiz, doktora. Ekmek kusur kalsın. Yürü. Ah. Tamam tavukçu kadın. Yürü. Tamam. Ya vurma, tamam. Tamam, girdim. Aa! İki dakikada nereye kayboldu bunlar ya? Ah be Rüya Hoca. Soru soracak zamanı buldum. Ama öyle deme. Rüya Hoca çok tatlı biri. Ya tatlı da yaygarayı gözden kaçırdık. Acele edin. Vallahi bizden önce bulurlarsa kafayı yerim. Allah'ım inşallah bizden önce bulurlar. Amin. Ne? Yok şey. Hadi acele edin. Evet evet. Dekodurcu hesabı kesinlikle olsun. Mahvedeceğim onu. Bunu bir yakalayalım. O zaman bize gülenlere biz güleceğiz. Yalnız okuldakileri dört kollu dört bacaklı biri dedik ama öyle birini nereden bulacağız? Amma abartmışsınız siz de. Kim size o kadar abartın dedi? Bu. Ayberk şurayı kazmaya başla. Nereye? Şuraya mı? Şurayı. Ne
Ne oluyor? Hayalet okçu mu? Ne oluyor? Nerede? Hayır, hayır, hayır. Çok daha kötüsü. Sanki böyle üzerimde geziniyor gibiler. Çok fena. Hayalet mi kaçtı içine? Allah'ım ne olur olmasın öyle bir şey. Alma Duygu'yu bizden. Ne oluyor Duygu? Şuradaki ağacın üstünde karıncalar var. Yemin ediyorum yaşlandım. Teşekkürler Allah'ım. Ayberk sen kazmaya devam et. Duygu sen de bir dahaki dinozor görmüş gibi davranma. Şu yaptığım size mantıklı geliyor mu? Koskoca ormanda bir tane keman keçi arıyoruz. Elimizde sadece zikir var. Evet. Bizim onu bulmamız çok zor. Onun bizi bulmasını sağlamamız gerekiyor. Yani onu bize çekecek bir yol bulmamız gerek. Bulduk. İzleyin. Bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi okçusu benim. Cesareti olan çıksın karşıma da göreyim. Dahiyane bir çözüm. Ne var kızım Allah Allah. İyi bir okçu düelle teklifini geri çevirmez diye düşündüm. Bence gidiş yolum gayet iyi. Aklıma bir şey geldi. Elif, çantada ipimiz var mı? Var. Ne yapacaksın ipi? Abi sakın hayalete tuzak kuracağız deme. Büyük aptallık. Şimdi hepiniz şu ağacın önüne dizilin. Nasıl? Bizi mi bağlayacaksın? Ana çocuk delirdi. Arkadaşlar, Kemal Keş'le ilk karşılaştığımız anı hatırlayın. Ne yapıyorduk? Yaygara bizi tuzağa düşürmüştü. Aynen. Peki Kemankeş ne yaptı? Bizi kurtarıp öbürlerini cezalandırdı. Kemankeş yardıma ihtiyacı olanları kurtarıyor, hile yapanları sevmiyor. Evet, şu an benim planımı anladınız. Ne yapacağız yani? Ben tam anlamadım çünkü. Onun işe yarayacağından emin misin Sinan? Göreceğiz. Hadi siz bağırın. Yardım edin lütfen. Yardım edin. Kimse yardım. İmdat. Kurtarın bizi. Çok zor durumda kaldık. Kurtarın bizi. Kimse yardım. Okçu. Okçu lütfen kurtar bizi. Okçu lütfen kurtar bizi. Var. Okçu kurtarsana bizi. Benim aldıklarım daha güzeldi. Salih efendim hoşuna gitmedi. Neymiş efendim? Çok dikkat çekermiş. Benimkiler çok daha güzeldi. Onlar da alaydı, bunlar da ala. Lakin ben başka bir şey soracağım. Tamam, iznin olursa bir mahalleye çıkıp hava alsam. Yok. Hayır, olmaz. Bak, Salih Usta ne dedi? Dışarı çıkması yasak dedi. Hem zaten bahçedesin. Al havanı. Ha? Kitap oku. Git televizyon seyret. Dünya halini gör. Eğlen birazcık ha. Hadi. Evladım. Karşımda esneyip durma yahu. Bak zaten dün geceden beri bu aletle uğraşıp duruyorum. Gözüme uyku girmedi. Sen de karşıma geçmiş esneyip duruyorsun. Ne yapayım ha? Benim de uyku çöktü üzerime. Uyu o zaman yahu. Ne esner durursun karşımda? Geç içeri yat uyu. Uyku demişken anamın söylediği ninni geldi aklıma. Uyu ahu figan, uyu uyu ahu figan,
sonra duyar halimizi. El aman, rahat edip duy sesimi bir zaman. Ninni ağam, ninni paşam, ninni. Uyu uyu ahu figan, uyu uyu ahu figan, sonra duyar halimizi el aman. Ninni ağam, ninni paşam, ninni. Oldu be. İtalyan adamsın tabii. Ne giysen yakışıyor. Böyle beni kimse tanıyamaz. Beğendim. Buna İtalyan kesim diyeceğim. Ama bu saçları kesmek lazım. Bu devirde herkesinki kısa. Güzel. Şu kadının verdiği zırhı giyelim. Güzel zırh ama bu korumaz ki. Hafifmiş. Çağır da sırtına kese atayım. Ebe oldu. Tabii anacığım, seslenirim. Kesene ya. Oğlunun daha mühim işleri var. Şimdi buradan nasıl çıkarız? Nereden çıkaralım, nereden çıkaralım? Ben biraz fazla kir tutmuşum. Uzun süren işim ha. Tayfun bebeğim, söyler misin? Hayalet Okçu neden koskoca ormanda gelip bu çukura düşsün acaba? Sen kardeşini hiç tanımamışsın kızım. Bu ok var ya bu. O okçuyu mıknatısla çekmiş gibi bu çukurumuza çekecek. Peki Hayalet niye çukura düşsün? Adı üstünde Hayalet, uçabilir yani. Ece. Sen okuldakileri falan trolleyim derken kendin trollendin galiba. Hayalet Okçu diye bir şey yok. Onu biz uydurduk. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eve gidelim. Yarın yine geliriz. Bak bu konuda haklısın. Dün gece sinirden gözüme bir gram uyku girmedi. Uykusuzluktan dolayı göz altlarımda torbalar çıkmasını istemiyorum. Hoppala. Ne çabuk pes ediyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam, sen kal o zaman Tayfun bebeğim. Biz seni tutmayalım. Hadi gidiyoruz. Kusura bakma Tayfun ama hava karardığında burada kalmak istemiyorum. Ya gerçekten hayaletse? Haklısınız. Nasıl olsa çukura düşünce çıkamayacak. Sabah gelir bakarız. Tavuğunu düşürdü bizim Oros. Gel kızım, gel. Benim bir tanecik oğulcuğumla tanış. Cihangir. Makbule teyze. Cihangir'in geldiğine emin misin? Tabii geldi. Banyoya girmişti, içeridedir, dur. Cihangir. Cihangir! Cihangir neredesin oğlum? Çocuğum neredesin Cihangir? Cihangir neredesin? Oğlum! Cihangir! Gitmiş! Yok! Gitmiş!
gelmişti. Ama gene gitmiş. Yine gelir Makbule teyze. İnanmıyorsun değil mi bana? Geldi benim oğlum. Yok Makbule teyzeciğim, inanıyorum tabii ki. Dur sen. Bak, bu oğlumun çalgısı. Geldi benim oğlum. Bak. Bu da bana getirdiği hediye. Benim oğlum geldi. Geldi. Ama gerek gitti. Gitti. Kafasını kıracağım oğlum. İskender bu. Vallahi İskender. İskender, bir de oyuna mı tutuldun ha? Abi! Abi! Ne oldu İsmail? Abi bu adam beni korkuttu. Sen kim oluyorsun da kardeşimi korkutuyorsun ha? Gebertirim seni, soytarı. Sen kime soytarı diyorsun be? Bekle, bekle. Ah! Onun yetimle siz misiniz? Çok güzel olmuş. Kaçma, gel buraya. Gel, gel. Sanatçı gel, adam böyle gelsene. Mi olur? Gel buraya, gel. Bu taraftan. Koşun. Tövbe estağfurullah. Ne yaygaralı zamandır bu be. Her şey pek bir çıngar çıkarır. Ses bu taraftan geldi. Bakın bu onun oku. Tuzak kurmuşlar. Asya'ya bak. Sakın kimseye kendini gösterme. Söz ver bana. Söz ver. Tuzak kurmuşlar. Hayalet değilmiş. Madem beni gördünüz, o zaman deyin hele. Zihkirim sizde midir? Verin öyleyse. Emaneti hıyanet olmaz. Mürenneller olmuş gibi bakarsınız. İki sefer kurtardım sizi. Sizi iyi veletlermişsiniz, ağam öyle der. Ama şimdi zihkirimi geri verin. Ne siz beni görüp işittiniz, ne de ben sizi, tamam mı? Hadi eyvallah. Dur bir dakika. Adın ne senin? Ben... Niye kaçtı ki bu? Yakalayın!
İskender! İskender! Fikri, Fikri kalk. Anne 5 dakika daha uyumadı ne olur lütfen 5 dakika. Fikri uyan Fikri! Ne oldu? Geldik mi? İskender yok. İskender? Nerede? Evde olmadı kesin. Dışarı mı bıraktın çocuğu? Vallahi billahi ben bırakmadım Salih. Ben ona dedim ki Salih Usta'nın kızıyor dedim. Yani hava almak istedi. Burada hava al dedim. Kitap oku dedim. Televizyon izle dedim. Görüyor musun sen keratayı? Beni uyutup kaçmış. Kalk hadi kalk kalk kalk. Ya siz hala bu dedikoducuyu bulamadınız mı? Hayır, izlenmede 100.000'i geçmiş yani. Bir de seninle uğraşmayalım Saniye Ana. Zaten sinirlerimiz tepemizde. Hayır kuzucuğum, bak ben ne demek isteyeyim biliyor musun? Belki de aradığınız bu dedikoducu burnunuzun dibinde. Hayır yani bütün filmlerde eğli oluyor ya. Ben de ondan eğli söylemek istedim. Ay sen bu işlere karışmasan mı acaba Saniye Ana? Bunlar pek senin alanın değil yani. Gidelim. Benim analım değerliyle değil mi? Ah benim kendini kurt zanneden saf kuzucuklarım ya. Ne oluyor kız orada? Ana! Çocuklara eziyet ediler, görüyor musun? Ben şimdi sizin... Ben şimdi sizin hakkınızdan gelirdim emmi. Bu ikiz bebeleri garanti beni kovdurur, işsiz kalır. Sürüm, sürüm, sürünürüm. Ah garibanlarım benim. Ah yavrularım. Anam, çektikleri çileye bak. Oy oy. Kurban olduğum yarabbim, yok mu şunların hakkından gelecek bir baba yiğit ya? Biri çıksa da şunların haddini bildirse artık. Ana! Hiçbir duam bu kadar hızlı kabul olmadıydı ha? Bismillahirrahmanirrahim. Helme! Siz bu çocukları yalnız mı zannediyorsunuz? Onların arkasında Saniye analar var. Saniye korkun lan ben! Anam! Ay korkun benden! Korkun benden! Ben bile kendimde korktum vallahi arkadaş. Bu sefer kesin İskender. Şimdi... Salih ağam gelmeden yetişmem lazım. Yoksa halim dumandır. Yakaladım şimdi seni. Şimdi zor kaçarsın. Müzik tut, çocuğa saldırdı. Bu taraftan gitti, yola çıktı gördüm. İyi de ne çabuk gitti. Abi yaptığı şeyi hepimiz gördük değil mi? Yani bir tek ben görmedim. Evet, evet, uçtu. Uçtu diyorlar ya. Uçtu. Normal mi abi bu? Bizim normalde şu anda burada bayılmamız lazım. Heh, yaşadığımız her şey normal, bu anormal değil mi Arda? Konuşmayı bırak da koşalım. Hadi acele edin. Kesin ip var. Kesin. Arda koş ya, hadi. Uf! Niye öyle yola fırlıyorsun evladım? Konuşsana evladım. Bir yerine bir şey oldu mu? Şoka mı girdin? Kaç? Kaç bu? 3. Of! İyisin, iyisin maşallah. Aslan gibisin. Yahu başımı belaya sokacaktın. Bir daha öyle yolun ortasına fırlama, tamam mı? Fırlamam ağam. Ben gideyim, kusura kalma. Dur hele, dur. Sende bir hal var. Hangi okula gidiyorsun sen? Ben okula gitmezim. Belli gitmedi. İki lafı bir araya getiremedin. Ne ana babalar var? Nerede senin velin? Af buyur. Velin, velin evladım. Velin kim? Hacı Bektaş-ı Veli. Yahu ananı babanı soruyorum. Ailen kim? Kiminle yaşıyorsun?
He, öyle desene ha. Bu zamanda Salih Ağam ile yaşadım. Neden okula göndermez Salih Ağam seni? Parası mı yok? Parayla ne ilgisi var ağam? Eşek yüküyle altın vardır ağamda velallah. Altın mı? Senin evin nerede evladım? Makbule teyze yine hayal görüyor desem, o gösterdiği şeyleri nereden buldu? Of, bu adam geldi mi gelmedi mi? Rafet değil mi o? Ya bırak şimdi Rafet'i. Efendiler, at var mı at? Nereye kayboldu bu ya? Kuş oldu uçtu sanki. Ya şu adam ne yapıyor öyle? Kişner hani böyle... Ya biniyoruz ya, biniyoruz. Binmiyor musunuz bu dönemde ata? Gidip soralım. Belki görmüştür. Bence de. Pardon. Bir şey sorabilir miyiz? Yine mi çocuk? Nefret ediyorum ya. Şu çocuklardan bugün sanki yeterince görmedik. Pardon. Bir şey sorabilir miyiz? Lugo bari ya. Io non ho capito, eh? Ah, parfino, bambine. Bene. Ciao, eh? Ne dedi ya bu? Bilmiyorum ama iyi bir şey söyledi herhalde. Gülüyordu. Herhalde. Koşup yardım edelim. Yoksa hadi başlayalım. Ya. Tarif et bakalım yolu. İdem, tarif idem elbet. De nasıl idem? Allah Allah. Evladım sen daha evinin yolunu bilmiyor musun? İyi ki benimle karşılaştın. Maazallah ya kötü niyetli birisine rastlasaydın. Her neyse. Sağdan mı gidelim, soldan mı? Ben bu arabayla evin yolunu zinhar bulamam. Şayet bulsam bile bu adam ile gider isem ağam bana çok kızar. Bir yolunu bulmak lazım. Ne diyeceğim ben? Evet. Ağam bu nasıl çözülür? Bak burada düğmesi var. Buna basınca çözülür. Kapı nasıl açılır? Bunu çekiyorsun, açıl. Dur, nereye gidiyorsun? Kusura bakma ağam. Ben yayan giderim. Hadi kal sağlıcakla. Kırsaydın bari. Yahu Salih, nereye gidiyoruz biz? Ha? Bütün kasabayı arşınlayacağız ha? Niye evde beklemiyoruz ki? Sus Fikri. Zaten kabahat sende. Sus ve yürü. Bak, bence eve geri gelecek. Aha buraya yazıyorum. Hadi gel eve gidelim. Duramıyorum.
Frenlerim bir anda tutmadı. Yeni tamir ettirdim. İskender. Verilmiş sadakanız varmış vallahi ya. Siz? Salih Bey? Oğlunuz? Salih hocam. Canım hocam. Hocam. Çocuklar.